So, again, welcome. And gentlemen, just one towards me. Thank you. Okay. Bugün güzel bir toplantı günüydü. Tabii Avrupa Olimpik Komiteleri ve başkanlarıyla çok verimli bir toplantı gününü geçirdik ve özellikle akşamüstü yine Dünya Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach'la çok önemli bir toplantıyı yaptık. İstanbul 2036'yı uzun uzun konuştuk. Hem Paris'e giden yolda yaşanan deneyimler, bizim ilk andan itibaren ki birincisi Lozan'da kendisini ziyaretle attığımız 2036'ya dönük kararlılığımız ve niyet beyanımızın hangi bir süreçte olduğunu, Paris'te bir yıldır yürüttüğümüz belediye ile yaptığımız karşılıklı diyalog detayları ve özellikle bundan sonra atmayı düşündüğümüz adımlar ve planlamaları kendisiyle paylaştık. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk ve çok değerliydi. Sonuçta Paris Olimpiyatlarından sonra biz devamında atacağımız adımlarla ilgili her adımını bildiğimiz ve şehrimizi hazırlayan, şehrimizi hiçbir konuda eksik bırakmayan hususlarla ilgili karar birliğine vardık ve umut ediyorum hemen Paris'ten sonra en yakın tarihte güçlü bir takımımızla Lozan ziyaretiyle Dünya Olimpiyat Komitesi ile güçlü ilişkilerimizi en yüksek seviyede tutacağız. Tabii o da Avrupa oyunları ile ilgili attığımız adımın 2036'ya dönük yolculukta önemli bir adım olduğunu, önemli bir aşama olduğunu ifade etti. Dolayısıyla Avrupa oyunları ile ilgili de yarın sabah yine bir sunum yapacağız. Hem kendisinin de olduğu Spiros Kapralos'un Thomas Bach'la birlikte yani Avrupa Komite Başkanı birlikte bizi izleyecekler ve nasıl bir hazırlık yaptığımızı Avrupa oyunları ile ilgili kendileriyle paylaşacağız. Spor stadyum, her yeri bir spor duygusuyla dolu. Dünyanın en önemli kulüpleri İstanbul'da hak ediyor. İnşallah 2036'da İstanbul'da İstanbullularla birlikte ev sahipliği yapacağız.